Evet merhaba sevgili arkadaşlar. 10. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, karma bir sınav arkadaşlar. Hemen başlayalım sınavımıza. Evet. Ne demiş? ifadelerdeki boşluğu uygun kavramlarla tamamlayınız 20 puan demiş. Baharat yolu nokta nokta döneminde Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Arkadaşlarım baharat yolunun Osmanlı kontrolüne geçişi Yavuz Sultan Selim dönemidir. Evet nokta nokta miri arazi içerisinde en geniş topraklardır. Maaş karşılığı verilen bu toprakların geriline göre has, ziyamet, tımar olarak üçe ayrılır. Bir kere miri arazi nedir? Devlet arazisidir arkadaşlar. Bunlar e, ee, en geniş topraklar ve maaş karşılığı verilen topraklardır. O zaman nedir bu? Tımar arkadaşlar. Tımar. Tımar toprakları. Miri arazinin içerisindeki en geniş topraklar. Evet üçüncü sorumuz çıkmamış arkadaşlar. Onu geçelim. Dördüncü sorumuz ne demiş? Nokta nokta şehremini sarayın ihtiyaçlarını, kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakan kişidir. İstanbul Şehremini arkadaşlar, yani bir nevi saray, kamu tamirat, yani İstanbul'un belediye işlerine bakıyor. Zaten 19. yüzyılda da şehremin ünvanı tamamen belediye başkanı gibi bir ünvan'a dönüşüyor. Evet, Osmanlı devletinde sarayda padişahın özel hayatını geçirdiği yere ne deniyor? Harem deniyor arkadaşlar. Evet, buradan 20 puanımızı aldık. Haksız da olsa şu soru hiç çıkmadığı halde aldık diye varsayalım. Evet, boşluk doldurmalarımızı bitirdik. Şimdi doğru yanlışlara gelelim. Burada yine 20 puanlık bir bölüm. Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun en kalabalık grubudur. Atlı askerlerden oluşur. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Bakın Yeniçerilerle karıştırmayın. Yeniçeriler piyadedir ve en kalabalık sınıf değildir. Kapıkulu ocaklarının en kalabalık sınıfıdır. 2. Osmanlı Devleti'ne defterdar, adalet işlerinden sorumludur, eğitim işlerine bakar, kadı ve müderrislerin atamalarını yapar, doğru mu yanlış defterdar, mali işlere bakar. Millet sistemi Osmanlı padişahlarının ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetim biçimini örgütleyerek yönetme biçimine verilen isimdir. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Günümüzdeki millet kavramı 1789 Fransız ihtilaliyle ortaya çıkmıştır. Evet Fatih Sultan Mehmet yazmış olduğu şiirlerde Selimi mahlasını kullanmıştır. Yanlış. Avni mahlasını kullandı. Selimi mahlası Yavuz Sultan Selim'e ait. 5. Muhaç Meydan Savaşı 2. Selim döneminde meydana gelmiştir. Doğru mu? Yanlış arkadaşlar. Kim döneminde meydana geldi? Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana geldi. Evet buradan da 20 puanımızı almış sayıyoruz. Evet şimdi çoktan seçmeli test sorularımıza geldik. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları daralırken sınırlar içerisinde nüfusu gitgide artmaktadır diyor. Ee, burada aslında bizim konumuz değil ama bir yorum sorusu olduğu için buraya konulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım bu durumun temel sebebi nedir? Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçler, Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda olması, savaşların daha çok sınır çatışmalarının, çatışmalarından çıkması, savaşta ele geçirilen say esirlerin sayısının fazla olması, köyden kente göç olması. Arkadaşlar bu da doğru cevabımız Adana olmalı. Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göçler sınırlar daralsa da nüfusun artmasına sebep oluyor. Evet, ikinci sorumuz. Ne demiş? İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da vezir-i azamın özelliklerinden biri değildir? Padişah'ın mutlak vekili midir arkadaşlarım? Aynen öyle. Padişah'ın mührünü taşır mı? Mühürü Hümayun taşır. Hukuk ve yargı işlerine bakar, kenarda kalsın. Tüm idari işlerden sorumludur. Doğru. Vezirlerin başkanıdır. Zaten vezir-i azam en büyük vezir demek. Hukuk ve vergi, yargı işlerine bakmaz arkadaşlar. Buna kaz kazasker bakar. Evet üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde devlet memuru yetiştirmek için kurulan eğitim kurumu hangisidir? Bakın medrese din adamı veya işte farklı meslek gruplarını yetiştirir. Sahni Seman bir medresedir. Sıbyan Mektebi küçük çocukların gittiği okuldur. Süleymaniye yine Sahni Seman gibi bir medresedir. Ancak devlet adamı yetiştirmek için kurulan kurum Enderun Mektebi'dir. Saraydadır devlet adamlarını yetiştirmekle görevlidir. Evet dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Osmanlı de Osmanlılarda aşağıdaki divan hüman görevlerinden hangisi zamanla önem kazanarak dış işleri bakanın niteliği kazanmıştır. Kaz asker değil, şehir İslam din işleri, yargı, din, vezir-i azam en büyük vezir, sadrazam, vezir-i azamın 17. yüzyıldaki telaffuzu bu reisül küttaptır arkadaşlar. Öncesinde nişancıya bağlıyken Osmanlı devleti zayıflamaya başlayınca reisül küttap kendisi ayrıca bir makama dönüşmüştür nişancının alt makamı olmaktan çıkmıştır arkadaşlar. Evet 5. sorumuz ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Topkapı Sarayı'nın bölümlerindendir? Enderun bir bölümü müdür? Bölümüdür. İç saray. Birun bir bölümüdür? Doğru. Harem bir bölümü müdür? Evet doğru. O zaman üçü de doğru arkadaşlar. Zaten saray 3 bölümden meydana geliyor. Sarayı bölümlerini yazın dediğinde ve klasik de olsa bir soru bu üçünü yazmanız yeterli olacaktır diyelim. Evet 6. sorumuza geldik arkadaşlar. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı erken ve klasik dönemde gelişme gösteren sanat dallarından biri değildir? Hat, güzel yazı yazma. Bu her zaman Osmanlı'da gelişim gösteren bir sanat. Dokumacılık var. Ahşap ve taş var. Çinicilik var ama resim yok. İslam alimlerine göre resim çizmek çok hoş karşılanmıyor. Bu yüzden resim çok gelişmiş diyemeyiz. Geç dönemlerde yani 19. 20. yüzyıl Osmanlısında resim sanatı da gelişmiş. Evet 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletine fiyatları denetim altında tutmak amacıyla başlan başvurulan uygulamadır? Gedik, lonca, ketuda, vakıf. Arkadaşlar cevabımız nar. Nar fiyat belirleme sistemi anlamına gelir. 8. sorumuz ne demiş arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ni vakıfları desteklemesinin nedenlerinden biri değildir demiş. Ne demiş? Köy ve şehirlerin imar edilmesine yaptığı katkı desteklemesinin bir nedeni mi? Evet nedeni. Dini hizmetlerin sürdürülmesine yardımcı olması doğru. Ekonomik ve sosyal hayatın canlanmasındaki rolü doğru. Toprağın işlenmesinde sağladığı kolaylık buraya soru işareti. Yatırım konusunda hazine yükünün azaltılması. Şimdi vakıflar eğer hayır kurumuysa toplumun sosyoekonomik ihtiyaçlarını gideriyorsa devlet buna destekler. Ama toprağın işlenmesinde sağladığı bir kolaylık yok. Çünkü vakıf sistemi hayır işleri toprağa zaten çiftçi işliyor arkadaşlar. Evet dokuzuncu sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde bu uygulamayla durumlarından hangilerini amaçlamış olabilir? Haksız yollarla servet edinilen mallara devlet tarafından el konulmasına müsaade usulü denir. Bakın bu tanımı unutmayın arkadaşlar. Klasik olarak müsaade usulü bir kavram olarak önünüze getirilebilir. Evet Hangisi amaçlanmış? Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Şimdi devlet tarafından ee, haksız yollarla servet edinen insanların malına el koyduğun zaman devletin merkezi otoritesi güçlenir mi? Güçlenir. Hazine gelir elde eder mi? Eder. Devlet memurlarının bu uygulamadan dolayı dürüst davranmalarını sağlar mı? Sağlar. O zaman üçü de doğrudur. Peki kim zamanında çıktı? FSM Fatih Sultan Mehmet döneminde e, devlet, neydi? Fatih Kanunnamesini konuldu. Arkadaşlar onu da belirtmekte fayda var. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan biri değildir? Osmanlı'da merkezi otoritenin güçlenmesi ve istikrarının sağlanması için bazı uygulamalara gidildi. Hangisi bu uygulamalardan birisi değildir demiş. Devletin toprakları padişandır anlayışı. Otoriteyi güçlendirir mi? Güçlendirir. Müsaade usulü zaten demin dedik otoriteyi güçlendirir. Divan-ı Hümayun'un toplantılarına Vezir-i Azam'ın başkanlık etmesi. Bu da güçlendirir arkadaşlar. Bakın bu yanıltıyor. Vezir-i Azam şey yaptıysa işte padişahın otoritesi zayıflar. Hayır arkadaşlar tam tersine otoritesi artar. Çünkü padişahın bulunduğu bir mecliste psikolojik baskı olabilir. Ama meclis kararı alır padişahın önüne gider. Onaylıyorum onaylamıyorum deme hakkına sahip olduğu için otoritesi daha güçlü olur. Haremden evlenme usulünün e, uygulanması... Merkezi otoriteyi güçlendirir mi? Güçlendirir arkadaşlar. Çünkü harem dışından evlendiğiniz zaman bir akrabalık bağı olur. Ve bu akrabalık bağı hanedanın otoritesini sarsabilir. Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi ise merkezi otoriteyle değil. Şehzadelerin devlet terbiyesi ve devlet tecrübesi kazanmasına amaçlar. Bunun otoriteyle alakası yok. Haddeseydik deseydik işte sıkı denetlenmesi o zaman ayrı. 11. sorumuz. Ceneviz, Venedik, Fransa, İtalya, İngiltere gibi devletlere kapitülasyon verilmesinde hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar bunlar Hristiyan devletler mi? Evet. O zaman Avrupa'daki Haçlı Birliğini, Hristiyan Birliğini parçalar mısın? Parçalarsın. Akdeniz ticaretini canlandırabilir miyiz? Tabii canlandırırız. Çünkü cansızlaşmış. Neden? Coğrafi keşiflerden dolayı. Batıdaki fetihler kolaylaşır mı? Bunlar bu ittifaktan ayrılırsa kolaylaşır. O zaman üçünü de almamız gerekir arkadaşlar. Üçü de doğrudur. Geldik 12. sorumuza. Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı'nın Akdeniz'deki hakimiyetini güçlendirdi? Preveze Deniz Savaşı. Osmanlı'yı Akdeniz'de güçlendirdi mi? Evet çünkü Akdeniz'deki güçlü olan bu İspanyol donanması, İtalyan donanması gibi önemli donanmalar tamamı yok edildi. Cezayir ve Fas Osmanlı topraklarına katılınca e bunlar Güney şey Kuzey Afrika toprakları. O zaman Akdeniz'e kıyısı var. Bunlar da sağlar. Kıbrıs'ın fethedilmesi yine Doğu Akdeniz'in hakimiyeti açısından önemlidir. O zaman üçünü de alabiliyoruz. Evet 13. sorumuz. Bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisinde ulaşılmak istenmiştir? Köklü ailelerin iktidarı paylaşma dönemine son veren Fatih, Vezir Azamlık ve Yeniçeri Ağalığı gibi kurumlara kendine bağlı kişileri getirmiştir. Yani burada bir güç gösterisi yok mu arkadaşlar? Merkezi otorite o zaman. Ne, de, ne demiş? Saltanat mücadelelerine son vermek. E zaten vezir-i azamla, yeniçeri ağasıyla ya da güçlü ailelerle saltanat problemi yok ki. Yetenekli kişileri göreve getirmek. E kendisine bağlamasa da getirebilir ama merkezi otoriteyi güçlendirir. Devlette müesses, yeni müessese bunlar yeni müesseseler değil ki idari ve askeri yetkilileri belirlemek istese yine öbür türlü de belirler. Ama burada amaç Fatih'in hükümdar olarak otoritesini güçlendirmesini amaçlamasıdır. 14. sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir? Yavuz Sultan Selim döneminde İran ve Mısır seferleriyle İpek ve Baharat yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edemedi. Bunun temel sebebi nedir? İpek ve Baharat yoluna gereken önemin verilmemesi yanlış arkadaşlar. Yani bir önem vermene gerek yok ki orada zaten işleyen bir yol. Akdeniz korsanlarının olumsuz faaliyetleri her zaman vardı. Coğrafi keşifler arkadaşlar önemli. Yeni yollar bulunduğu için buralar işlevsiz hale geldi. Buradan gelip geçen azaldı. Avrupalıların ihtiyaçlarını yeni kıtalardan temin etmesi yanlış. Yanlış yani baharatı illa Hindistan'dan alacak. İpeği Çin'den alacak. Tarıma dayalı ekonomik politika izlemesi bu da yanlış arkadaşlar. Mevzu coğrafi keşiflerdir. Çok önemli Osmanlı ticaret yollarını etkisizleştiren, Osmanlı'ya ekonomik güç kaybettiren olay coğrafi keşiflerdir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri siyasetname ve nasihatnamelere göre padişahta bulunan bulunması gereken vasıflar arasında gösterilebilir? Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak var mıdır? Vardır. İslam öncesi de var, İslam sonrası da var. Adaletli olmak var mıdır? Var. Ordunun başında sefere çıkmak padişahın asli görevi midir? Görevidir arkadaşlar. O zaman Edirne. Peki padişah ordunun başında sefere çıkmazsa Vezir-i Azam hangi ünvanla sefere çıkar? Bakın bu da bir kavram sorusu olarak gelebilir. Serdar-ı Ekrem ünvanıyla Vezir-i Azam ne yapar arkadaşlar? Sefere çıkar. Evet arkadaşlarım çözümümüz bitti. İnşallah 100 alırsınız sizde. İkinci dönemin ikinci yazılı hazırlık çalışmalarını da bitirmiş oluyoruz. Hepinize şimdiden arkadaşlar başarılar diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Sınava girecek arkadaşlarım, YKS'ye girecek arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.